Evet, merhabalar. Kursumuzun ilk videosu. Bu videoda fonksiyonel programlamanın ne olduğu üzerine birazcık konuşacağız. Kafamızda temel bir algının oluşması için. Biz bilgisayar programlarında nasıl yaparız arkadaşlar? Şu şekilde. Yani bilgisayara bir şeyler veririz, değil mi? Bir girdilerimiz vardır bizim. Bir de bilgisayar tarafından işlenip bize çıktı olarak sağlanan değerler vardır. Aynı bir makina gibi. Biz kıyma makinesine İşte et koyduğumuz zaman onu böyle çekeriz, bir işlem yaparız. Onu iyice kıyar, öğütür, kendi içerisinde işlemler yapar. Ardından onu bize kıyma olarak verir. Aynı bilgisayar programları da bu şekilde. Biz bilgisayara harf, girdi, işte ne olursa herhangi bir girdi veriyoruz. İşte belki sensörlerden gelen girdi, belki kullanıcının klavyeyle girdiği bilgi. Bu bilgileri bilgisayar programları işleyip bize bir sonuç olarak döndürüyorlar. Bu programlama prensibinin, bu program yaklaşımının aslında en temel şeyleri fonksiyonlardır. Fonksiyonlar da aynı bu şekilde çalışır. Belki birazcık programlama diye biliyorsanız, daha önce görmüşseniz fonksiyonların nasıl çalıştığını az çok hatırlayın. Fonksiyonlara biz parametre olarak bir veri gireriz. Hiç şüphelenmeyin, hiç endişelenmeyin. Bunları ilerleyen bölümlerde zaten anlatacağım. Ama hani önceden bilenler için söylüyorum bu tabirleri. Biz fonksiyonlara belirli girdiler, parametreler veririz ve bu parametreleri işleyerek fonksiyonlar bize bir girdi döndürür veya bir işlem yaparlar. Bunlara da geleceğiz. İşte fonksiyonel programlama da şu oluyor. Tamamen fonksiyonlar üzerine çalıştığımız bir programlama paradigması. Belki dediğim gibi eğer programlamaya aşinaysanız nesne tabanlı programlamayı bilirsiniz. Nesne tabanlı programlama konseptini de hemen böyle özetine geçeyim. Çok derine girmeyeceğim. Nesne tabanlı programlamada bütün objeleri biz hayatımızdan olan parçaları oraya dahil etmiştik. Yani hayatımızdaki objeleri, nesneleri aynı programlama paradigmasına uydurmuştuk. Mesela atıyorum bir objemiz vardı bizim ve bu objenin yapabileceği işlemler vardı, özellikleri vardı. Aynı gerçek hayatta olduğu gibi. Yani gerçek hayatı programa benzetmiştik. Bu şekilde nesne tabanlı programlamada klaslarımız vardı. Klaslarımızın özellikleri ve sınıfları, fonksiyonları vardı. Biz bunlarla genelde çalışıyorduk. Ama fonksiyonel programlama paradigmasında da şu şekilde. Fonksiyonlarımız var arkadaşlar. Belirli fonksiyonlarımız var ve bu fonksiyonlara parametre olarak yani bu fonksiyonlara girdi olarak başka fonksiyonlar veriyoruz. Başka fonksiyonlar çıktı alabiliyoruz. Yani fonksiyonlar üzerine çalışıyoruz. Fonksiyonlarla oynuyoruz, öyle söyleyeyim size. Mesela bu fonksiyonel programlama paradigmasında atama operatörleri çok yoktur. Bir kere kullanılıyor ve daha sonrasında kullanılmıyor. Çünkü sabit bir değer atanıyor, daha sonrasında fonksiyonlar işliyor zaten. Ya da mesela yan etkileri yoktur. Yani bir fonksiyonu çağırdığımızda o sadece kendi işini yapar. Diğer programların işlerine salça olmaz deyim yerindeyse. Tabii bu programlama paradigmasını destekleyen daha kapsamlı diller var. Yani Lisp var, Haskell var, Scale var. Ama Python hani çok popüler ve işte veri madenciliği olsun, işte makine öğrenmesi olsun ya da işte görüntü işleme vesaire falan çok fazla kütüphane, çok fazla kullanım alanı olduğu için ben bu kursta bu popülariteden aslında biraz daha bizim faydalanabilmemiz için Python programlama dilini tercih ettim. Ama siz eğer çok çok merak ediyorsanız Lisp'e bakabilirsiniz. Lisp ile fonksiyonel programlama tarafına biraz daha hani sintaksını bilmek açısından uğraşabilirsiniz. Şimdi fonksiyonel programlamanın hem temellerine başlayalım hem de Python'da bir örnek yapmış olalım. Buradan isterseniz new file'ı seçip Python'ı seçebilirsiniz ama ben şöyle yapacağım. New file diyeceğim. Language seçeceğim. Buraya hemen Python yazalım. Ben de şu anda kullandığım IDE benim Visual Studio Code ama siz farklı Python IDE'leri kullanabilirsiniz. Genelde Visual Studio Code'a extension'ını kurduğunuz zaman bunun internette bazı şeylerini görebilirsiniz. Kurulum videolarını aratarak bulabilirsiniz. Hani Python'a Visual Studio Code'a Python kurulumu diye yazarsanız hepsini size gösterecektir. Her neyse devam edelim biz ve şu anda Visual Studio Code editörünü kullandığımı ve kullanacağımı da bu video içerisinde söylemiş olalım. İlk göreceğimiz şey ekrana yazdırma komutu. Aslında böyle başladığımız zaman ne kadar kolay ya ekrana yazmak falan denilebiliyor bazen ama benim ekrana yazdırma komutum şu değil. Hani print diyorsunuz, açıyorsunuz tırnağı, işte merhaba dünya yazıyorsunuz. Ve ardından buradan gelip işte run deyip start debugging diyerek programı önce bir kaydetmem gerekiyor tabi. Python eğitimi içerisinde
Şöyle örnekler bölümünde bir tane klasör oluşturayım ben. Oraya atayım. Aynen. Python dosyasını seçelim ve hata işlemini kolay ayıklasın. Şu an çalıştırıyor. Bakın merhaba dünyaya, altta konsol ekranımızda yazdırdı. Bunu göstermeyeceğim size. Ben madem ki fonksiyonel programlama eğitimi alıyoruz. Bu fonksiyonel programlama, hani fonksiyonlarla idare ettirilebiliyor özelliğini size biraz daha hani en temel şekilde anlatmak istiyorum. Şimdi print fonksiyonu bir fonksiyon aslında. Bakın print fonksiyonu dedim farkında olmadan. Print ne yapıyor? Bizim bu içerisine girdiğimiz parametreyi ekrana çık diye, yani şuradaki konsola yazdıran bir fonksiyon. Peki ben şimdi burada ne diyebilirim? Burayı sildim arkadaşlar. Buraya hangi parametreyi verirsem bana yazdıracaktır. Mesela ben buraya gelip şöyle bir şey yazabilirim. Sayı derim. Virgül koyup 2 yazabilirim. Mesela bunu yazdırdığım zaman 2 tane parametre vermiş olacağım ve buradaki sayı değerini bize yazdırmış olacak. Bakın sayı 2 olarak yazdırdı. Şuraya işte 2 nokta koyarsam sayı eşittir 2 olarak, şu Go'ya basıyorum. Şu 2 olarak yazdıracaktır bize. Benim göstermek istediğim format fonksiyonu, format yardımcısı. O nasıl oluyor? Şu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi biz burada parantezlerimizi, çift tırnaklarımızı açtık. Mesela şu sayının bu sayı ile çarpımının sonucu. Öyle yazalım, tamam mı? Diyelim ki 12 sayısının 10 sayısı ile çarpımının sonucu 2 nokta üst üste 120. Şimdi ben bu şeyi, bu kodu önce çalıştıralım. Ekranında kolayca yazdırabilmek için ne yapmam gerekiyor? İşte bu parantezleri kapatacağım da bunları değişken olarak yazacağım da çift tırnakları açacağım da buraya artı yazacağım bilmem ne yapacağım falan fistan. Çok uzun bir süreç. Buraya geleceğim işte 12 yazacağım. Şuraya işte 12 yazacağım. Virgül atacağım. Bir şeyler yapacağım. Bunu bizim hem kodlama açısından işte yanlış yapmamamız, hata yapmamamız için hem de bize bir katkı sağlaması için Python'ı geliştirenler şu şekilde bir fonksiyon bulmuşlar. Ben buraya 12 yazmak yerine şuraya gelirim. Bir tane süslü parantez atarım. Şöyle bir süslü parantez atalım. Atabilsem bir de aynen. Buraya da bir tane süslü parantez atalım. Yani bunlar sonuç olarak bizim verdiğimiz sayılar. Yani her an değişebilir aslında. Ben bakmayın buraya sabit yazdığımı. 10 da değişebilir, 120 de değişebilir. Ben oraya 10 yerine farklı bir sayı da yazabilirim. Göstereceğim. İşte buraya da parantez attım ve sonuç bölümüne de bir süslü parantezimizi atalım. Ardından bu çift tırnakların içinden çıkalım ve nokta koyup format diyelim arkadaşlar. Format bizim içerisinde verdiğimiz parametreleri, yani içerisine verdiğimiz girdileri buradaki süslü parantezleri sayarak içerisine yazan bir fonksiyon. Evet. Ne diyor, ne demiştik? 12 virgül 10 virgül 120. Burada ben 3 tane parametre verdim. 12, 10 ve 120. Şimdi ne yapacak? Bu 12 parametresini birinci süslü paranteze, 10 parametresini alacak ikinci süslü paranteze, 120 parametresini alıp üçüncü süslü paranteze koyacak. Onları bizim görebileceğimiz güzel bir şekilde yazdıracak. Ha, geldim ben işte ileride bunları değişken yaptım. Değişkeni bir sonraki videomuzda göreceğiz. Ben geldim buraya işte 100 yaptım, anladınız mı? Buradan geldim 100 yaptım. Ne olacak? Direkt değişecek arkadaşlar. Herhangi bir tekrardan benim string'e girmeme gerek yok. Tabii ki de söylediğim gibi bunların hani değişken olduğunu da düşünürseniz program çok mis gibi bir şey olur yani. Şu anda fonksiyonel programlamaya girerken hafiften böyle bir fonksiyon içinde fonksiyon verdiğimiz bir fonksiyon yazmak istedim. Çok fazla fonksiyon dediğim için bir fonksiyon oluşturmak istedim. Bu şekilde hani nesne tabanlı değil de fonksiyonel programlama paradigmasına biraz daha böyle ne olduğunu tam olarak somut bir şekilde gözünüzde oluşturabilirsiniz. Bir sonraki videoda şu an tam müfredatı oluşturmadım. Bir sonraki videoda ne yapacağımızı söylemeyeyim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.